eşit ağırlıklar kullanarak, uzaklıkların da eşit olduğundan emin olarak bu düzeneyi dengelemeye çalıştım. Buna denge denir. Denge bir sistemin durumunun değişmemesidir. Bu iki boyutlu sistemde denge buradaki iki objenin konumuyla ilgili ve gördüğünüz gibi ben bardaklardan birinin içine bir para atıp da durumu değiştirmediğim sürece ne oluyor? Durumda değişmiyor. Diğer denge durumları sistemin sıcaklığı, basıncı ya da başka bir özelliği ile alakalı olabilir. Ama bu videoda iki boyutlu dengeden yani fiziksel konumlara odaklanarak konumların değişmediği bir denge sisteminden bahsedeceğim. Şimdi bazı cisimler merkezlerinde dengelenir ve bu cisimler çoğunlukla simetriktir. Başka cisimlerse ağır olan taraflarında dengelenirler. Peki sizce buradaki bardağın buraya olan uzaklığını değiştirirken sistemin dengede kalmasını sağlamak için ne yapabilirim? Dengeyi sağlamak için diğer bardağın çubuğun orta kısmına olan uzaklığını eşitlemem gerekir. Evet, işte böyle. Bakın, yine dengedeler. Aynı şeyi ikinci bardağı eski yerinde tutup, içindeki ağırlığın bir kısmını alarak da yapabilirim. Ağırlığı ya da uzaklığı değiştirerek, Aynı sistemi denge durumuna getirmenin iki farklı yolunu gördük. F1 ve F2 kuvvetlerinin ya yani F1 ve F2 de diyebiliriz ama ben F1 ve F2 demeyi tercih ediyorum Türkçe kullanımıyla F1 ve F2 kuvvetlerinin sırasıyla D1 ve D2 uzaklıklarında olduklarını düşünelim. Tamam? Denge durumunda saat yönünün tersindeki kuvvet çarpı uzaklığın saat yönündeki kuvvet çarpı uzaklığa eşit olması gerekir. Kuvvet çarpı uzaklık aynı zamanda tork da denir arkadaşlar. Tork Latince'de bükmek anlamına gelen bir kelimeden türemiştir. Adından da anlaşılabileceği gibi iki boyutlu dengelerde saat yönünün tersindeki ve saat yönündeki tork dengededir. Torku hesaplamadan önce bazı kütle hesaplamaları yapmamız gerekir. 5 tane madeni paranın ağırlığını 13 gram olarak ölçüyoruz. Bardak artı ipin ağırlığı da 13 gram. Dünya üzerinde olduğumuza göre arkadaşlar bunların ağırlıkları nedir o zaman? Eşittir. Değil mi? Eşit olmalı. Evet. Ağırlık için W'yu kullanalım. Başlangıç durumunda içlerinde beşer tane madeni para olan bardakları yani 2W ağırlığını çubuğun orta kısmına eşit yani d olarak ölçtüğüm uzaklığa asıyorum ve denge elde ediyorum. Neden? Çünkü iki tarafa etki eden tork da 2 çarpı w çarpı d. Şimdi de bardaklardan birini 1 bölü 2 d uzaklığına astığımı düşünelim. Sistemi yeniden denge durumuna getirmenin iki yolu var. Ya diğer bardağı da 1 bölü 2 d uzaklığına taşırım ya da Diğer bardağı d uzaklığında tutup içindeki paraları alır ve ağırlığını W'ya eşitlerim. Bu durumda saat yönünün tersine olan tork yani 1 bölü 2 d çarpı 2 W saat yönündeki torka yani d çarpı W'ye eşit olur. Şimdi bir de içinde para olan bardağın uzaklığını 2 d'ye çıkaralım ve neler olacak görelim. Bu durumda dengeyi bozmamak için ağırlığı 2W olan diğer bardağı da 2D uzaklığa taşımam ya da diğer bardağı D uzaklıkta tutarken ağırlığını 4W'ya çıkarmam gerekir. Son dediğimi yaptığımda iki tarafa etki eden torkların eşitlendiğinden emin olmak için sol tarafta 2D çarpı 2W var bu da 4DW eder. Sağ tarafta ise D çarpı 4W var ve bu da 4DW ediyor. Peki 4W için kaç tane paraya ihtiyacım var? Bardak artı ip W'ydu. 4W için 3W'ya daha ihtiyacım var ve bu da 15 madeni para demek. Tekrar ediyorum, 4W için 1 bardak artı 3W'ya ihtiyacım var. 15 madeni para ağırlığının 3W olduğunu bildiğim için bu durumda bardağa 15 para koymam gerektiğini, 15 tane para koymam gerektiğini biliyorum. Bardağı D uzaklığına taşıyıp içine 15 tane para koyuyorum ve tabii ki de ne oluyor? Denge sağlanıyor. Ne demiştik? Denge durumunda saat yönünün tersindeki torkun saat yönündeki torka eşit olması gerekir.